günler değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kobo özel yayınımızda sizlerleyiz. Bugün konuğumuz da beslenme ve diyet uzmanı Maria Tanoğlu bizlerle. Dilerseniz de Maria Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Bizler sizleri takdim edelim, ardından da keyifli bir sohbetle de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Maria Hanım? Hoş buldum Özge Hanım. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi, bizler deyiz. Sağlıklı olmaya çalışıyoruz ama bugün sizlerden eminim ki çok şeyler öğreneceğiz. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Öncelikle ben bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum Posta Kobo adına. Ben beslenme ve diyet bölümü mezunuyum. Aynı zamanda psikolojiden yan dal yaptım. Sağlıklı beslenmede psikolojik davranışların, yaklaşımların oldukça önemli olduğuna inandığım için psikoloji alanında biraz daha kendimi geliştirdim. Kişisel gelişim eğitimlerine katıldım. Bunun yanı sıra NLP eğitimine katıldım. Aynı zamanda bu doğrultuda NLP uygulayıcısıyım. Şu anda İstanbul'da Kadıköy Medikana Hastanesi'nde diyetisyen olarak çalışmaktayım. Harika. O kadar önemli ki aslında beslenme ve diyet uzmanlığını yaparken, bu mesleği icra ederken bir de bununla birlikte psikolojiyi anlayabilmek, karşı tarafı anlayıp empati yapabilmek çok az gördüğüm bir nokta. Psikoloji eğitimi alıp bununla ilgili kendini aslında ilerletebilmek. Bugün de konuğum ne kadar güzel bu anlamda da bilgi sahibi. Öyleyse psikoloji eğitimi bir diyetisyen olarak psikoloji anlamında beslenme üzerindeki etkilerinden bahsedebilir misiniz? Ne kadar, ne derece önemli psikoloji bu anlamda? Psikoloji hayatımızın her alanında olduğu gibi beslenmemiz üzerinde de oldukça büyük bir etkiye sahip. Şöyle ki Maslow hiyerarşi piramidinde beslenmeyi hayatımızdaki en önemli ikinci ihtiyacımız olarak nitelendirmektedir. Psikolojinin babası olarak bilinen Freud ise 0 ile 1,5 yaş arası olarak nitelendirdiği bir oral dönem belirlemiştir. Bu oral dönemde bebeğin anne ile olan psikolojik ilişkisi, o emzirme döneminin iyi bir şekilde geçirilmesi, bireyin yetişkinlik döneminde bir takım yeme bozuklukları yaşayıp yaşamamasına yol açabiliyor. Wow. Bu yeme bozuklukları aslında anoreksiyadan, yani kilo alamama, çok zayıf olma hastalığından tutun ta ki obeziteye kadar devam eden bayağı uzun bir olgu, bayağı geniş kapsamlı bir olgu. Yani psikolojinin hayatımızdaki etkileri aslında ergenlikte, direkt çocuklukta veya yetişkinlikte başlamıyor. Gördüğünüz gibi aslında 0 ile 1,5 yaş arası dediğimiz o bebeklik döneminde bile etkileri hayatımızda başlıyor. Wow diyorum bir kez daha. Peki bununla birlikte işte yemek veya yememek, hani hep en uçlar, tam bir ortası yok. Duygusal açlık var bir de ki siz bunu zaten eğitimini aldınız, psikoloji anlamında bilgi sahibisiniz. Duygusal açlıktan bahseder misiniz? Nedir Maria Hanım? Duygusal açlık ise bizim aslında klinikte en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi. Yetişkinlerde çok fazla yaşadığımız bir şey. Eğer kilo veremiyorsanız veya verdiğiniz kiloyu koruyamıyorsanız bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi duygusal açlık olabilir. Peki duygusal açlık nedir? Biraz ona lütfen değinmek istiyorum. Mide hacmimiz dolu olmasına rağmen, yani fiziksel olarak midemiz dolu ama biz eğer stres, depresyon, yalnızlık, öfke, sinir gibi herhangi bir depresyon nitelikli bir problem yaşıyorsak kendimizi olduğumuzdan daha aç hissediyoruz ve yemek yeme ihtiyacı içerisine giriyoruz. Buna duygusal açlık diyoruz. Genelde fiziksel açlıkla duygusal açlık birbirinden karıştırılıyor. Danışanlarımızın yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu. İşte tam da psikoloji hayatımızın bu evresinde devreye giriyor. Kliniğimde, polikliniğimde hastalarımıza böyle bir tedavi yöntemi uyguluyorum. Beslenme tedavisinin yanı sıra onların kilo alma ve kilo verme süreçlerinde psikolojilerine de değinerek aslında beslenme tedavisini daha kalıcı bir hale getiriyorum. Şöyle ki psikolojiyle desteklediğimiz zaman beslenme tedavisini hem kilo vermemiz daha kolay oluyor, başarı oranımız artıyor, hem de verdiğimiz kilolar yanımıza kar kalıyor. Şöyle ki en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi budur. Yo-yo etkisi dediğimiz bir durum var zayıflamada. Kilo veriyoruz, bir diyetisyene devam ediyoruz, kilo veriyoruz, ideal kilomuza ulaşıyoruz ama diyetisyeni bıraktıktan sonra ne oluyor? Tekrardan verdiğimiz kiloları geri alıyoruz. Buna yo-yo etkisi diyoruz, yani verdiğimiz yo-yo kiloları tekrardan geri alıyoruz. Ne yazık ki. İşte burada size eşlik eden durum psikolojik olabilir, yani bir duygusal açlığınız olabilir. Eğer ki o duygusal açlığınızı çözümleyemezseniz ve sağlıklı beslenmeyi bir
davranış terapisiyle birlikte destekleyip bir beslenme düzeni haline getirmezseniz eğer ne oluyor? Verdiğimiz kilolar da yazık ki kalıcı olmuyor. Maalesef ki. Nasıl bir beslenme tedavisi uyguluyorsunuz? Beslenme düzenimizde öncelikle yaptığımız hataları tespit ediyoruz. Öyle ki bu hatalarla birlikte eğer hayatımıza devam edersek ne oluyor? Verdiğimiz kiloları tekrardan geri alıyoruz. İlk etapta ne gibi hatalar yaptığımızı tespit edip ondan sonra bunu işte tam da bu noktada psikoloji devreye giriyor. Aynen 21 günlük bir davranış değişikliği tedavisi uyguluyoruz. 21 gün boyunca bireyin asitli içeceklere karşı bir zaafı mı var ya da çikolataya karşı, tatlı şeylere karşı, şekere karşı bir zaafı mı var? Daha çok onlara mı meyil veriyor? Onları tespit edip 21 günlük bir tedavi boyunca bunları hayatından uzaklaştırıyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki davranış değişikliği için insan beyninin 21 güne ihtiyacı var. 21 günlük bir düzenden sonra 22. gün artık o bireyler şeker, çikolata veya artık hangi gıdaya karşı bir hassasiyeti varsa onu artık vücudu istemiyor. Danışanlarım da şaşırıyorlar buna. Nasıl oluyor artık Maria Hanım diyorlar, benim canım tatlı istemiyor. Her gün tatlı arayan, tatlı krizleri yaşayan ben artık canım tatlı istemiyor diyorlar. İşte tam da bu noktada biz diyeti hem daha kalıcı bir hale getiriyoruz, hem verdiğimiz kilolar yanımızda kar kalıyor, hem de bilinçli bir şekilde ilerlediğimiz için tabii ki başarı oranımız kilo vermede daha da artıyor. İşin formülü 21 günlük süreci en iyi şekilde değerlendirebilmek. Peki uzmanlık alanlarınızdan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle tabii ki yeme bozuklukları üzerine test hazırladım. Psikolojiden yan dal yaptığım için. Onun dışında obezite, anne çocuk beslenmesi, diyabet, hamilelikte ve emziklilik döneminde beslenme, onkoloji döneminde beslenme, sporcu beslenmesi, kalp damar hastalıklarında beslenme gibi aslında birçok beslenme alanında tabii ki sağlıklı beslenme programları oluşturuyoruz. Diyet kelimesini sevmiyorum. Danışanlarımdan da bunu kullanmamalarını istiyorum. Diyet çünkü insanın üstünde psikolojik olarak da bir etki oluşturuyor. Sevimsiz bir baskı oluşturuyor. O yüzden biz ne diyoruz? Sağlıklı beslenme tedavisi diyoruz. Sağlıklı beslenmeyi öğreniyoruz ve yolumuza bu doğrultuda devam ettiğimiz için verdiğimiz kilolar yanımıza kar kalıyor. Bilinçli bir aslında birey oluyoruz değil mi? Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere de. Rica sağlık ederim. Ve başarınızın da devamını çok dileyerek. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Değerli konuğumuz beslenme ve diyet uzmanımız Maria Tanoğlu. Bugün Postakob özel yayınımızdaydı değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.